Mustafa Sandal geçen günlerde Roma'da Melis Süt Çurup'la evlenmiş, ardından Marmaris'te düğün yapmıştı. Sandal şu günlerde balayın. Ünlü popçunun eski eşi Emina Yahoviç de çocuklarıyla beraber Bodrum Turgut Reis'te tatili yapıyor. Yahoviç telefonda hararetli bir konuşma yaparken kameralara yansıdı. Şarkıcının yanına daha sonra 13 yaşındaki oğlu Yaman Sandal geldi. Oğluyla şakalaşan şarkıcı ayağa kalkıp telefon konuşmasına devam etti. "40 yaşındaki Sırp asıllı şarkıcı düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Şezlong'una geri dönen ve telefon görüşmesine devam eden Yahoviç bu sırada çekim yapan kameraları fark etti. Gün boyu güneşlenen Emina Yahoviç bir yandan oğluyla ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Telefonunu elinden düşürmeyen Emina Yahoviç bir ara Türk kahvesi keyfi de yaptı. Nişantaşı'nda kameralara takılan ünlü oyuncu Pelin Akil, Oktay Kaynarca'nın Ben Bu Cihana Sığmazam adlı yeni dizisinde başrol oynayacak. Neler yapacaksınız bu sezonu, nasıl geçireceksiniz? Şimdi yeni bir iş başlıyor. Zaten haberleri de çıktı. Haberleri çıkmıştı, onu soracaktım. Evet evet, Oktay Kaynarca ile birlikte güzel bir işe başlayacağız. Çok güzel bir senaryosu var. Şimdi bir şey söyleyemiyorum ama bayağı dikkatleri çekecek bir senaryosu var. Ben Dünyaya Sığmazam mıydı? Tam isim neydi? Tam Ben Bu Cihana Sığmazam. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel rolüne hayat veren Akil bu kez Doktor Firuze karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Bir doktoru oynuyorum, evet, Firuze ismim. Gerçekten ben bir şey söyleyeyim, ne kadar neyi ne kadar söyleyeceğim sınırı olmadığı için ben de bir başlarsam bayağı anlatırım, o yüzden anlatmak istemiyorum. Onlara başladınız mı? Hazırlıklara başladık, evet. Daha çok yeni anlaştık, yani daha çok yeni gelişti. O yüzden şimdi yavaş yavaş, önce tabii bir 3-4 gün tatil yapayım dedim. Pelin Akil geçen günlerde kendisine hakaret eden bir takipçisine dava açmıştı. Şu anda dava sürecinde olduğu için hani çok fazla bununla ilgili bir şey paylaşmıyorum. Ama hani tabii ki de bu her şeyi söyleyebileceğini zanneden kişiler oluyor ya, özellikle de sosyal medyada o klavye delikanlısı diyorlar. İşte bu tarz şeyler bu kadar kolay değil aslında ve gerçekten bunun hani bir dava sürecine girildiği zaman gerçekten çok büyük cezaları var. Bunun farkında olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakaret boyutuna geliyor. Yani eleştiriyle o hakareti ayırabilmemiz gerekiyor. Çok sık yaşıyor musunuz böyle problemi? Ya çok sık değil ama gerçekten yani yaşadığım zaman da onun yani cezasını alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir hakkım var. Ben böyle bir dava açabilirim ve bunu herkes yapabilir. O yüzden bence konuşmalarımıza, yazışmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ilk davanız mı? Evet. Evet. Ve hani bayağı bir küfürlü bir mesajdan sonra yol aldığımız bayağı bir durum. Evet evet. Ve hani yerinin bulunamayacağı zannediliyor böyle insanların. İşte fake adreslerden ya da işte söylüyor ben yapmadım, çocuğum yaptı, eşim yaptı ama hani bunun sorumluluğu sende, o bulunuyor, o kişi bulunuyor, yani yeri de tespit ediliyor edildiği gibi. Bakalım şimdi süreç nasıl ilerleyecek, sonra bununla ilgili bir açıklama yaparım. Pelin Akil'e Meryem Uzerli'nin geçen günlerde katıldığı bir panelde dizilerde aldatmanın normalleştirildiği eleştirisi hatırlatıldı. Benim bir sihirli deneyim olsaydı hani dizilerden ziyade gerçekten bu kadına şiddetin hani bir şekilde son bulmasını isterdim, ona kullanırdım ama aslında o da o tarz bir şey söylemeye çalışmış galiba ama hani diziden örnek vermişti. Peki diziler gerçek hayatı bu kadar etkiler mi? Siz aynı şekilde düşünüyor musunuz? Yani hani izlediklerimizden etkileniyoruz, evet. Ama bunu kendi hayatımıza, yani bu şey gibi hani bir tarihi dizilerden öğrenmek gibi bir şey bence yani. O yüzden yani doğru bulmuyorum ama böyle yaşayan insanlar da vardır. Senarist tarihi yanlış biliyorsa ne olacak? Mesela değil mi yani? Evet. İkiz kızlarıyla sık sık video ve fotoğraf paylaşan Pelin Akil, yeni çıkacak sosyal medya yasasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Yurt dışında bazı ülkelerde çocukların işte ebeveynleri tarafından sosyal medya paylaşılmasının kısıtlanmasına dair uygulamalar söz konusu. Eğer Türkiye'ye yani böyle bir uygulama gelirse sizin düşüncenizi ortaya, siz de çocuktan pek içli işlesiniz. Ya çünkü benim, yani ben kendi hayatımı paylaşıyorum ve benim hayatımda çocuklarım da var. Ben onları böyle saklamayı, gizlemeyi doğru bulmuyorum. Hani bunun da yani onlar da bizim hayatımızı da bilerek büyüyorlar. Ve hani biz neden keyif alıyorsak onlar da hayatımızda o keyfin içindeler ve hani
Tabii ki de bilmiyorum hani yasanın nasıl bir yasa geliyor ama tabii ki de dikkat edilir, sonra neye dikkat etmemiz gerekiyorsa ederiz. Pelin Akil zaman zaman eşi Anıl Altan'a sosyal medyadan göndermeler yapıyor. Bazen oradan eşinize böyle eğlenceli şeyler yazıyorsunuz, böyle bazen de azarlar gibi giydirmeler. Şeyler. Planlı mı, tasarlı mı? Hayır, gerçekten değil. Gerçekten. Mesela bazen ne bayası yazmış? Fotoğraf, bornozlu fotoğraf falan o tarz. Yani evet, çok saçmalıyor bence bazen. Yani hani gereksiz, ne gerek var ki diye düşünüyorum. Benimle aynı fikirde olan arkadaşlarım da vardır bence. Hani ben öyle fotoğraflar koymuyorum ama çok üstüme gelirse koyar mıyım bilmiyorum. Ha, canımı sıkarsın. Canını sıkarsa canını sıkarım. Orada bir evde de böyle midir? Tatlı atışmalar var mı? Vardır. Vardır böyle şakadan şakaya böyle birbirimize o şekilde imalarla ne demek istediğimizi birbirimize anlatırız yani. Net konuşmaya zamanlar diyor. Evet. Allah bozmasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pelin Akil ertesi gün ise soluğu Bodrum'da aldı. Güzel oyuncu Turgut Reis ise bir otelin plajında kameramıza takıldı. Akil şezlongda uzun uzun D vitamini banyosu yaptı. Bir ara ayağa kalkan Akil daha sonra arkadaşının yanına oturup sohbet etti. Bodrum güneşinin tadını çıkaran Pelin Akil, telefonunu elinden düşürmedi. Ünlü oyuncu ilerleyen dakikalarda önce deniz suyunun sıcaklığına baktı. Pelin Akil daha sonra arkadaşıyla beraber denize girdi. Akil bir süre vücudunu suyun sıcaklığına alıştırmaya çalıştı ancak daha sonra dalmaktan vazgeçip denizden çıktı.